Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Düşman Çanakkale Boğazı'nı birkaç günde geçeceğini, Türk ordusunun onlarca cephede savaşırken yorgun, aç ve cephanesiz kaldığını düşünüyordu. Fakat milli mücadele ve vatan söz konusu olduğunda Türklerin nasıl tek vücut olacağından, birlik ve beraberlik ruhuyla nasıl şahlanacağından habersizdi. Prizren'den Halep'e, Sana'dan Yozgat'a, Erzurum'dan Gümülcine'ye kadar vatanın dört bir yanından koşup gelmiş yiğitler, Çanakkale'ye dayanmış binlerce düşman askerini, en donanımlı savaş gemilerini, denizaltıları ve daha nicelerini bu inançla geri püskürtmüştü. Vatan bölünmemiş, bayrak düşmemiş, Çanakkale geçilmemişti. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Türkiye bu şanlı milli beraberlik ruhunu 21. asırda da korumaya, geçmişten aldığı dersle yılmadan al bayrağını vatanın ve dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru en sağlam adımlarla koşmaya devam ediyor. Çanakkale şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale geçilmez. 21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır.